DJ dikkat arttı arkadaşımıza bakacağız. 167 kilodan bir yılda 130 kiloya düşmüşsün, çok iyi. Sonrasında bu programı internetten bulmuşsun. Bu bir full body programı. Aslında klasik bir program. 2 göğüs var, 2 sırt var, 2 omuz var, 1'er kol var ve 2 de bacak var. Bu program hani ekleyip çıkarabileceğim şeyler. Normalde burada ses sayılarını toplayınca bir tık fazla gibi oluyor ama zaten kilon fazla. Haftada 3 gidiyorsan çok üstelemeye gerek yok. Hani yapabileceğim bir program. Tabii aç karnına gidiyormuşsun bazen. Aç karnına zor çıkacak program. Ama hemen sonrasında istersen 300 kilo ol. Bu idmandan sonra gidip yemek yemen, anında hızlıca yemek yemen şart. Böyle proteinli ve karbonhidratlı. Çünkü bu programları, bu tip programları aç karnına yapmak ve sonrasında tekrar aç kalmak yağ yakımından ziyade kas kaybına mal verebilir. Dikkat etmek lazım. Burada kan sonuçlarını paylaşmışsın. Ben büyüttüm. Çok göremedim ama kolesterolün, hem iyi kolesterolün hem kötü kolesterolün bir tık yüksek, çok önemli değil. Mesela burada kolesterol 0 ile 200 arasında olmalı diyor. Yani kime göre abi? 80 kilo adam var. 120 kilo adam var spor yapan. 75 kilo adam var spor yapmayan. Şimdi bu 0-200 hepimiz için geçerli değil. Spor yapanlar için genelde bunu bir tık daha üstte tutabiliyorum. 230-250 gibi görüyorum buradan. Kolesterolünü bence normal. CRP diyor. CRP vücuttaki iltihaptır. Bir tık yüksek. Yeni bir hastalık atlatmış olabilirsin ya da vücudunda bir mikrop falan olabilir. B12 vitamini bir tık yüksek. Düşük olmasından iyidir. Sorun yok. Kan tahlillerinde. Ona da bakmış olduk. Bu arada kilo yazmanıza gerek yok. Hani kaç kilo yaptığınızla ilgilenmiyorum. Ben sizi takip etmiyorum. Bu kiloyu ne kadar iyi kaldırdığınızı, ne kadar düzgün formda kaldırdığınızı da görmüyorum. O yüzden çok mühim değil. Tekrar sayıları da çok mühim değil. Benim derdim yaptığınız programların birbirini ne kadar etkilediği, doğru bir formda mı yapılmış. Ama tabii full body'lerde bir sıkıntı olmuyor. Zaten kesinlikle bir gün yaptıktan sonra öbür gün gitmediğimiz için vücudumuza bu 48 saatlik süreyi veriyoruz. Ve kilo verenler için upper lower, yani üst vücut alt vücut ya da full body programları zaten bizi tavsiye ediyoruz. Bence bu şekilde devam edebilirsin. Bir tık setlerin fazla gibi hani... Ya da şurada artık bunu değiştirip cable cross over yapabilirsin. Biraz böyle kendini iyi hissediyorsan, burada deadlift yaptığın için burada barbell row yapmana gerek yok. Seated cable'dan devam edebilirsin. Tamam, ladder raise, dumbbell shoulder press, overhead press'e değiştirebilirsin. Yani her 2-2-2-2-1-1-2 bacağı başa alabilirsin. Yani bu program yapılabilir biraz setleri düşürerek. En azından 48 saat dinlendiğini biliyoruz. Diyelim kan tahlillerinde baktık, bence bir sorun yok. Merak etme, bunlar çok yüksek değerler değiller. Hani kolesterolün yüksek demek için şunun yani 230-250 değil de böyle 400-500 falan olması lazım ki eyvah cidden bir problem var diyelim. Demek ki kilo vermen işe yaramış. Belki bu değerler daha kötüydü diyorum. DJ dikkati de bitiriyor. Şimdi kanalımızda müdavimlerden Yücel, tanıdım fotoğrafından da. Arkadaşımızın programı var. Kendi salonunda makine ve ekipmanlarla, danışmanınla oluşturmuşsun bu programı. Güzel bir dönüş yakaladın bu program ile diyorsun ama ben biraz ilginç bir program olmuş. Şöyle bir bakalım. Tabii her ilginç program maalesef iyi olmuyor. Öncelikle direkt zaten şurada şöyle 5'ler 4'ler havada uçuşuyor. Bir kas grubunu 2 kere çalıştırmak istemişsin. İşte bu arada off günlerini yazmamışsın. Mesela D1'den sonra D2'ye mi geçiyorsun? Buraya mı off koyuyorsun? Buraya mı off koyuyorsun? Ya da buraya mı off koyuyorsun? Bilmiyorum ama ona göre bir değerlendirme yapacağım. Öncelikle yani şurada 42 set toplamda, şurada ve şurada 42 set göğüs var. Bir haftada 42 set. Bu çok yüksek bir rakam. Tavsiye ettiğimizin 2 katı bir sayı. En azından ses sayılarını düşürmeni tavsiye ederim ya da bazı hareketleri çıkarabilirsin. Mesela dipsi çıkarma ama diamond push-up, incline bench press yaptıysan işte buradan bir şeyi çıkarabilirsin. Hani sırt içinde sırt 39 set sırt var. Çok fazla. Yani maksimum 30 set hadi olsun. O da çok da bence. Hani 25 set, 30 sete kadar çıkabilir bir haftada bir kas grubunun çalışması. Emin ol seninle aynı. Mesela şurada yani 33 set bisepsin var. Bir de üstüne sırtlardan gelen dolaylı olarak çalışma. Yani aşağı yukarı 40 sete yakın biceps yapıyorsun. Sana garanti veriyorum, 20 set biceps yapan kişi haftada aynı genetiğe sahip ol. Senin böyle çift yumurta ikizin olsun, tek yumurta ikizin olsun. daha çok gelişir. Bu çok çok ciddi bir program eğer ilaçlı değilsen. İlaçlıysan bile sıkıntı olabilir. Mesela şurada göğüs, bu arada bir şeyde sorun yok. Göğüs, biceps, triceps'te çalışabilirsin. Bir gün sadece bacakta çalışabilirsin. Sırtta çalışabilirsin. Kolları süperset de yapabilirsin. Omuzla sırtı tekrar burada birleştirebilirsin. Ancak farklı program yapacağım derken bu sefer aşırı absürt bir programa doğru gitmiş. Şöyle bir baktığımda dediğim gibi, bak burada biceps yapıyorsun 1, 2, 3, 4 hareket. Ertesi gün eğer burada off çekmiyorsan, zaten birinde off çekmen lazım. Hepsi birbirine etkiliyor. Off çekmiyorsan ertesi gün sırta gidiyorsun. Olmaz. Tamam, hadi ertesi gün gitmenin sonraki gün gittim. Bu sefer de burada sırt yapıyorsun. Bu sefer ertesi gün biceps'e gidiyorsun. Bu da olmaz. Buraya off, buraya off, buraya da off koyarsan zaten bunlar bir haftaya sığmaz. Yani elbet çakışan kesinlikle ya D1, D2 ile çatışıyor ya D2, D3 ile ya D3, D4 ile, yani 4. günle çatışıyor. Süperset yapmışsın burada. Oldukça pump verir, oldukça hacim verir kollara. Ama zaten burada da var. Mesela burada yapmamışsın süperset. Neyse, o tercih meselesi. Burada da omuzla tekrar sırt çalışıyorsun. Burada gene biceps çalıştın. Burada gene biceps aktif. Burada gene bicepsin aktif. Burada gene bicepsin aktif. Bu biceps ne zaman dinlenecek abi? Bak, bicepsin aktif olmadığı gün yok. Biceps aktif, biceps aktif, aktif, aktif. Arka kol için de arka kolun aktif. Arka kolun aktif, arka kolun aktif. 3 gün. Yani çok aşırı, çok yüksek bir program. Hani bu programı böyle şöyle şuna ekle, şunu çıkar dan ziyade böyle baştan yazmam gereken bir program. Zaten böyle bir vaktim yok. İşte push down demiş. İp olur, bar olur, tekelli olur. Hani böyle ya da farklı varyasyonlarla 2 set öyle, 2 set öyle, 1 set böyle de yapılabilir, olabilir. Bu soru işaretleri maksimuma gidiyorsun. Zaten son setlerde, özellikle son 2 sette, mesela 5 set yapıyorsan abi bench press'i, son 2 setinde en kötü tükenişe gitmen lazım. O dumbbell'ın kalkmaması lazım. Yani şöyle bir bakıyorum. Trapeze şöyle bir bakıyorum. Yani ciddi problemleri olan, böyle şöyle bakınca göze hoş görünen ama fazla karışmış. Şu mix kelimesini her yere uygulayabiliriz. Bicepsin çalışsın. Ne zaman dinlenecek bu biceps? Ne zaman büyüyecek? Çok çok tutmadım programını. Öyle söyleyeyim. Bir baştan daha yumuşak bir program yazarsan daha iyi olur. Hani salonda fazla vakit geçirmeniz, fazla hareket yapabileceğimiz anlamına maalesef gelmiyor. Bu çok ciddi bir idman. Büyük ihtimal ilaçlı profesyonel sporcular bile bu kadar fazla belki çalışmıyorlardır. Hani öyle söyleyeyim sana. Evet, Yücel arkadaşımızla bitirdik. Eyüp Orkan arkadaşımızla, Siyakers arkadaşımızla devam ediyoruz. İdmanı açtık. Excel'den çok anlamıyorum demiş. İyisin, sağ ol. Ppl olarak yapıyorum. Programı kendi kendime ayarlamaya çalıştığımı hissettiriyorum. Tamam. Tamam. Şimdi programına şöyle bir baktım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 günlük bir program olabilir. Şimdi gördüğüm gibi burada şunu şöyle yapınca şurayı da mı kopyalıyor ya? Burada sırt, biceps çalışmışsın. Bir trapez göremedim. Trapez hareketi eklenmeliydi diye düşünüyorum. Şuradan bir sırtı çıkarıp trapez ekleyebilirsin. Salı günü itiş yapmışsın. Tamam. Çarşamba günü tekrar çekiş yapmışsın. Şimdi olmaz mı? Olur. Sonuçta araya 48 saat koydum. Pazartesiden salıya 24, salıdan çarşambaya 48. Ama şöyle oluyor abi bak. Sonra sen çarşamba günü latpulldown yaptın. Yani sırt yaptın ya, sırt ve biceps, daha doğrusu çekiş. Hareketler önemli değil. Setler falan zaten normal. Yapabilirsin. Burada yazmamışsın zaten set sayısını falan. Şimdi çarşamba yaptın. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. 5 gün bekliyorsun. Yani burada 2 gün bekliyorsun. Pazartesiden çarşambaya sırt çalışmak için. Sonra 5 gün bekliyorsun pazartesiye kadar. O günde şey sayarsak, demin söylediğim gibi orayı da 24 saatten sayıyoruz. Yani bir 2 gün bekliyorsun, bir 5 gün bekliyorsun. Yapma abi. Bunu da ne yaparsın? Buradan biraz uzaklaştırman lazım. Bacağı, yani bu legs gününü çarşambaya alırsın. Tamam mı? Bugünü Bu çekiş gününü perşembeye alırsın. Buradan en azından 3 gün uzaklaştırsın. Buradan buraya da 4 gün kalır. Hani 3-4 gün olur. En azından 2-5 gün olmaz. Yani bu ciddi bir dengesizlik. Hani hareketler aynı olmasa şey diyeceğim. Hani yoğunluk ona göre ayarlandı. Hani bugün çok yoğun bir gün. O yüzden nasıl diyeyim? Hani inanılmaz yoğun bir gün. O yüzden 5 gün beklememiz lazım. Hani böyle bir durum da yok. Zaten lat pulldown'la aynı. Barber row aynı. Bent over. Burada seated cable row yapmışsın. Burada low row yapmışsın. Lat pulldown makinesinde. Burada straight arm pulldown yapmışsın. Tamam. Burada da aynısını yapmışsın. Bunlardan birini çıkarıp bu arada dediğim gibi trapez eklemeni ve çarşamba gününü bacak günü yapmanı, perşembe günü gitmiyorsan bile tamam cuma gününü şey yap. Cumartesi, pazartesi. Evet. Cuma günü, perşembe gitmek istemiyorsan bu sefer sırt gününü cuma gününe al abi. Yani ne diyeyim? Çünkü 2 gün 5 gün biraz olmaz. Böyle 3-4 günde tutmanı tavsiye ediyorum. Hareketlerin normal, güzel. Zaten bazılarında setleri yazmamışsın. Burada bir triceps push down, bir de reverse grip, ters tutuş da var. Ters tutuş çok zordur. Normal triceps push down'ına göre daha düşük bir kilo. Bir de bunu yaptıktan sonra bunu yapmak da zor. Onu da söyleyeyim yani. Hani triceps push down'dan sonra reverse grip ile devam etmek sete bence zor. Ben yapamam. diyorum, geçiyorum. Burada Alper Kaya'nın gönderdiği programa bakacağız. Bu arada ben bunu indirdim. Merak etme, mesajlarını okudum. Çok önemli değil. Güzel. Bu programı kendi yazdığımda biliyorum. Hani bunları açtım. Açıklamayı oku dedim. Normalde ofis programlarımız çakışıyor ama gene de okumayı başardım. Hani okumamıştır diye üzülme. Programına baktığımda pazartesi, çarşamba, cuma aynı şeyleri yapıyorsun. Squat yapıyorsun. Bunu 10 set olarak algılıyorum. Başa set yazılır çünkü sonra tekrar yazılır. 10 set, 30 set yapıyorsun. Aslında bu inanılmaz yüksek bir rakam değil ama sen bunu 3 hareketi sıkıştırınca biraz garip durmuş program. Bildiğimiz bir powerlifter programı Alper. Buna ne yapabilirsin? Mutluysan değiştirmeyebilirsin. Ciddi anlamda güçleneceğin programlar. Ben 10 set bench press falan yapamam. Açık söyleyeyim. Bak deadlift yapabilirim belki ama bench press yapamam. Benim böyle çekiş olarak benim için bazı şeyler daha kolay ya da ağırlıkla birlikte kalkmak, bir ağırlığı itmekten benim için daha kolay. Bazılarımızın biliyorsunuz çekiş kasları güçtür, bazılarımızın itiş. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bunlara ne yapabilirsin? Eğer bodybuilding yani tam vücut geliştirme, bu arada bunlarla vücut geliştiremezsin demiyorum. Bunlarda özellikle squat ve bench press'in vücut geliştirmede de yeri var zaten. Bunlara overhead press ekleyebilirsin. Buradaki 10 setleri düşürürsün 6-6-6. Bunlara 6'ya düşürsün, 5'e düşürsün. İşte squat'ın yanına bir leg press eklersin ya da kalf eklersin. Kalf ekle. İşte bench press'in yanına bir cable crossover falan eklersin. Deadlift'in yanına bir lat pulldown falan eklersin. Bir de overhead press ile lateral raises yaparsın. Aynı programı dönersin bodybuilding'e geçmek istiyorsan. Ki ara ara mesela bu programı 12 ay boyunca yapma. Mesela 8 ay bunu yap. 4 ayda git benim dediğim gibi aksesuar hareketler ekle. Aksesuar hareket ne bu arada? Nasıl diyeyim? Birleşik olmayan, izole olan hani böyle temel güç hareketlerinin yanında daha hipertrofi için böyle kas gelişimi için olan daha basit, hallice daha basit hareketler hani aksesuar diyorlar. Ben de öyle diyorum. Böyle yapabilirsin yani. İlginç bir program. Gerçekten seni izlemek isterdim. Salondakiler de diyordur lan ne zaman kalkacak bu bench'ten diye senin için. Biraz bu konuda inşallah sıkıntı çekmiyorsundur çünkü düşsene geliyor birisi sen ikinci settesin abi kaç setin kaldı dostum 8 setim kaldı ya falan diyorsun. Valla yani biraz sıkıntı olabilir, denenebilir, niye olmasın. Sonuçta 30, 60, 90 set yapıyorsun topu bir haftada, çok sert hareketlerle yapıyorsun. Hele ki 6. 7. setten sonra bunlar çileye dönüyordur, kiloların büyük ihtimal düşüyordur. Tercih meselesi, dediğim gibi de yapabilirsin. 8 ayı böyle geçir, 4 ayı da benim dediğim gibi aksesuar hareketlerle süsleyebilirsin. Övünç arkadaşımıza bakıyoruz. Güraydın. Programdan esinlenmiş işte göğüs ve omuzu aynı güne ekleyebilmesi. Yani bu yeni bir şey değil. 4-5 senedir bizim en azından yazdığımız senelerdir yapılan bir durum aslında ama bacağı ayırması. Şimdi programına bakacağız. Eski programını yazmışsın. Bir de yeni program. Ben burayı okudum. Bu programı yeni başlıyormuşsun. Şimdi programı açalım. Programı açtığımda öncelikle ses sayısı ve klasik bir push pull legs görüyoruz. Ses sayısı oldukça iyi. Yani uygulanabilir bir program, şimdiden söyleyeyim. Birbirine etkileyen kas grupları var mı diye bakıyorum. Burada mesela push gününe rear delt koymuşsun. Bu arada bu kasın adı, hani hareketin adı değil. Artık geriye doğru makinede mi yapıyorsun? Dumbbell'la oturarak yukarı doğru mu yapıyorsun? Bilmiyorum ama bu kısmen bir çekiş hareketi ve maalesef arka omuzların bir sonraki gün lat pull down, işte cable row, close grip pull down'da da, özellikle barber row'da da bu ikisinde de çalışacak zaten. Çalışacağı için hani rear delt 2 gün arka arkaya çalışmış oluyor. Buradaki problem bu. Burada bir trapez hareketi göremedim. 4, 8, 11, 15 buradan. Bir de cumartesi 19, 23, 27. Tamam, kurtarır. Yani 30 sete kadar bir haftada bir kas grubunu hadi çalışabilirsin. Ben 25 diyorum. Ama yani 20-25 idealdir ama 30 yapmışsın. Çok sıkıntı değil. Şimdi burada bir diğer sıkıntı, yani rear delt'ten bahsettik. Diğer sıkıntı, bacak gününü bölmüşsün. Çok güzel, ağır geliyor diye, ama bacak gününü eğer bir haftada 2'ye böleceksen işte quadriceps, ön bacak ve arka bacak diye ayır. Mesela şurada Romanian deadlift var. Bu arka bacağını etkileyen bir hareket. Belini de etkiler, sırtını da etkiler ama arka bacağı da ciddi şekilde etkileyen bir hareket. Şimdi bunu yazdın, arka bacak, sonra ön bacak. Hani bunu buraya alırsın. Nerede? Squat'ı mesela, burada dar squat yaparsın, tamam mı? Yani bacakların birleşik, birbirine yakın squat yaparsın, ön bacağını etkiler. Leg press yaparsın, ön bacağını etkiler. Leg extension makinesine otursun, ön bacağını etkiler. Bir de calf yaparsın, tamam. Şimdi olur. Bugüne gelince hem arka bacak hem burayı da arka bacağa çevirirsin. İşte Romanian deadlift yaptın. Bu leg curl, hani lying leg curl olur. Leg press'i çıkarırsın. Bir de böyle bacakların açık bir sumo squat yaparsın. Anladın mı? Yani burayı arka bacak, iç bacak gibi yaparsın. Bu bacak gününü. Burayı da ön bacak günü gibi yaparsın. Kalfi ikisine de ekleyebilirsin. Kalf kolayca iyileşir 2-3 günde. Hani bu şekilde yapabilirsin. Yok, onun dışında programın dediğim gibi güzel bir rear delt olayımız var. Bir de hani bunu çıkarır mısın artık? Sırt gününe eklersin. Rear delt olayın var. Trapez ekle. Fazladan sırt hareketinin bir tanesinin yerine. Haftada bir de olsa. Bir de işte ön bacak, arka bacak ayır. Yani dediğim gibi burada dar squat yaparsın. Bunları yaparsın. Gene kalfini yaparsın. Burada da lying leg curl yaparsın. İşte Romanian deadlift yaparsın. Arka bacak için yeter. Bir de kalf yaparsın. Normal hareketlerini yaparsın. Sırt hareketlerine. Bu da bir tane biceps eklemişsin. Güzel, yani bunun dışında diyeceğim bir şey yok. Evet, seni geçelim. Gandalf adlı arkadaşımızın programına bakacağız şimdi. Açıyoruz. Bir ofis programı gibi görünmüyor. Sorun değil. Makine shoulder press, omuz, arka kol. Tamam. Bu programı da inceledim. Böyle spontane yapayım dedim arkadaşlar. 2 arkadaşım videosu 30 dakika sürdü. Maalesef 70'e yakın mail olduğu için böyle yapamıyorum. Direkt hoşuma gitmeyen şeyleri söyleyeyim. Birincisi şurada. Gördüğümüz gibi biraz karışık bir program ama burada göğüs artı biceps hareketleri var. Tamam, biceps hareketi yaptın. Ertesi gün sırta gidiyorsun. Şimdi ikisi de çekiş hareketi. İkisi birbirini etkileyen hareketler. İkisinin ard arda olması pek doğru değil. Ya perşembeyi çarşambaya çekersin, ya cumayı cumartesiye çekersin ki bu program uygulanabilir olsun. Ses sayıları fazla değil. Olabilir. Burada bir piramit sistemi yapmışsın. Arada süpersetler var. Karın hareketleri sadece pazartesiye karın yazmışsın. Hani onun dışında karın yapmayacak mısın? Bu çok az. Yani göğsü bile daha fazla çalışırken karnı o kadar az çalışmamamız lazım. Karnı diğer günlere de ekleyebilirsin. Şöyle bir bakıyorum notlarıma. Dediğim gibi perşembe cuma çakışması diye yazmışım. Burada bicepsten sonra bunu çalışamazsın. Bunu değiştirmen lazım. Ya gününü değiştireceksin ya programı. Ayrıca burada bir de face pull var. Bir omuz hareketidir face pull ama burada sanki bir sırt hareketi gibi gözükmüş. Telde rowing ne, onu da anlamadım zaten. Hani kabloda rowing mi? Yani çok anlayamadım. Tek elle hani böyle yukarıdan aşağı doğru testerenin ters hareketi gibi mi? Yani telde rowing'i çok anlayamadım zaten. Hareketler normal olabilir. Dediğim gibi çok uzatmaya gerek yok. Trapez 3x max demişsin. Trapezi de arttırmanı tavsiye ederim set olarak. Şöyle bir bakıyorum. Dediğim gibi face pull omuz hareketi hani bu kadar. Sırt, 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 sırt. Trapezi de sırta katabiliriz. Bir de face pull var. Bilmiyorum, bir garip geldi. Hani face pull şunun altında olsaydı. Sanırım antrenörün face pull'u sırt hareketi zannediyor. Bu da mümkün. Dediğim şeyleri yaparsan program iş görür.